Değerli izleyenler, mutlu günler. Rebound'a Volkan Günak'la birlikte karşınızdayız. İNEG Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta başlıyor Volkan abi ve maçları değerlendireceğiz seninle beraber. Hoş geldin diyeyim ya da ben hoş geldim diyeyim. Artık hangisini kabul edersin. Sen de hoş geldin. İyi bir program olur umarım. Peki devam edelim. İNEG Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın programına bakalım. Sonrasında üzerine konuşmaya başlayalım. Yarın başlayacak Pınar Karşıyaka Bahçeşehir Koleji'ni 13'te konuk ediyor. 15-15'te OGM Olman Spor Türk Telekom bir Ankara derbisi izleyeceğiz. Ve 20'de de Aral Üniversitesi Büyükçekmece'nin konuğu Frutiex'e Bursa Spor olacak. Pazar gününe baktığımızda Teksüt Bandırma Sigortam.net İTÜ Basket maçı saat 13'te. 15-15'te Beşiktaş Sonpu Sigorta Fenerbahçe Beko. 17-30'da iki maç izleyeceğiz. Tofaş, Meksi Yatırım Afyon Belediyespor ve Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta. Pazartesi günü ise Anadolu Efes Gaziantep basketbol maçıyla saat 20'de oynanacak bu maç. Bu haftayı noktalamış olacağız. Pınar Karşıyaka Bahçeşehir Koleji haftanın ilk maçı. Volkan abi neler söyleriz? Geçtiğimiz hafta Türk Telekom'u deplasmanda rahat bir şekilde mağlup eden bir Pınar Karşıyaka ve Daçka'yı, Darüşşafaka Tekfen'i evinde mağlup eden bir Bahçeşehir Koleji var. İki galibiyetli takım karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşmanın şöyle bir önemi var. Pınar Karşıyaka ilk mağlubiyetini Bahçeşehir Koleji'nden İstanbul'da almıştı. Evet. Koç değişikliği, Zafer Koç'un ilk gelip de oynadığı karşılaşma özellikle potansiyelini sahaya yansıttığı bir maçı olarak dikkatlerden kaçmamıştı. Şimdi bakıldığında Pınar Karşıyaka kendi seyircisi önünde özellikle bu seneki o dirençli ve ofensif anlamda kuvvetli kadrosuyla önemli işler yapıyor. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de Pınar Karşıyaka'yı kendi evinde yenmek, mağlup etmek çok zor. Tabii Bahçeşehir Koleji de belirli oranda savunma yapıyor, direnç koyuyor çoğu maçlarda. O sekansı daha da yükseklere çıkarttı ancak en önemli noktası Bahçeşehir Koleji'nin bana göre gerçekten ciddi bir potansiyeli var ofensif anlamda. Önemli şekilde sayı barajını yukarı baremlere taşıyor. Yukarı sayı ortalamalarına taşıyabiliyor. Bu karşılaşmada da Pınar Karşıyaka reaksiyon verecektir mutlaka. Tabii Pınar Karşıyaka'nın şöyle de bir yanı var. İç sahada özellikle direnç anlamında seyircisiyle birlikte savunmada çok iyi işler yapıyorlar. Bu savunma kaynaklı olan hücumlarda da hücumda topu iyi paylaştıkları için herkes memnun olarak sahada performans gösteriyor. Bu da tabii ki savunmaya yansıyor direnç anlamında. Bunu da gösterecektir. Zor bir karşılaşma. Pınar Karşıyaka'nın tabii iç sahada her maça favori olarak çıktığını söyleyelim. Ama Bahçeşehir Koleji'nin de maçı son ana kadar içinde kalmak isteyeceği, son ana kadar özellikle maça ortak olmak isteyeceği bir karşılaşma. Bakalım göreceğiz. Zor bir maç olacak kesin. Zor bir maç ama tabii Pınar Karşıyaka'nın kendisi aslında çok avantajlı olduğunu da altını çizmek lazım. Yani gerçekten en orta seviye maça bile taraftarın bir ilgisi oluyor tabii ve tabii orada bir atmosfer yaratabiliyorlar. Bu anlamda da Bahçeşehir Koleji'nin işinin biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle neticelendirebilirim. Semt çok inanıyor başarıya Pınar Karşıyaka'nın bu sene. Özellikle koçun geri dönüşüyle birlikte, iyi kadroyla birlikte Semt o başarının tekrarlanacağına çok inanıyor. Hedeflerden bir tanesi şüphesiz ki Türkiye Kupası'ydı. Orada işler çok yolunda gitmedi. Daha çok yolun en erken kısmında, yolun başındayken veda ettiler. Ama şampiyonluk yolunda tabii ki günlük performanslar değil, şampiyonluk işi veyahut da final işi diyelim veya İNEG Basketbol Ligi'nin zirvesi uzun vadeli bir olay ve maraton olarak göze batıyor. Onun için buralarda hiçbir şekilde hata yapmayıp galibiyet sayısını belirli seviyede tutup normal sezonu o şekilde bitirmek istiyor Pınar Karşıyaka. Öyle olunca da bu maçlar hedef maçlar. Seyircinin de ilgisi alakası çok fazla. Dediğim gibi hani semt o başarıya çok inanmış durumda. Buralarda da bir fire vermek istemiyorlar. Devam edelim o zaman. 15-15'te de cumartesi günü OGM Orman Spor Türk Telekom maçı olacak. Bir Ankara derbisi. OGM Orman Spor inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapattılar. Türk Telekom ise az önce bahsettiğimiz gibi Darüşşafaka'ya evinde, düzeltiyorum Pınar Karşıyaka'ya evinde mağlup oldu ama sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sonpu Sigorta karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Neler söylersin Ankara derbisiyle ilgili? Enteresan bir maç bizleri bekliyor.
Ya, Türk Telekom bir kere şu son bir ayda ligimizin en formda takımlarından bir tanesi. Gerek Türkiye Kupası'nda gerekse ligde çıkışı devam ediyor ve Avrupa Kupası'nda tabii ki devam ediyor çıkışı. Öyle olunca da belirli bir potansiyeli ve performansı sahaya yansıtabiliyor. Bir kere moral motivasyon açısından iyi durumdalar, fiziksel performans olarak çok iyi durumdalar ve devamında da en azından potansiyellerini sahaya yansıtmayı bir hayli başarıyorlar. Çok derin, çok büyük bir kadro değil Türk Telekom'unki ama sahaya ortaya çıkardıkları, sahada ortaya çıkardıkları sinerji Türk Telekom'u başarılı bir şekilde yukarıya taşıyor. Şimdi o Game Orman Spor konusunu biraz farklı yaklaşmak lazım. Sonuçta en önemli rol oyuncusu, yani en önemli oyuncusunu yitirmiş durumdalar. Kikanović. Şimdi Kikanović'siz devam ediyorlar sezona. Ya bu çok büyük bir şey. Yani bir basketbol takımı için ana rol oyuncusunun gidip de takımın geride kalanlarının onun rolüne soymaya çalışması çok zor. Bu bir savunmacı olsaydı belki biraz daha dirençle, çabayla yapılabilirdi. Ama bu topu çembere çok güvenli atan bir oyuncuydu. Onun boşluğunu doldurmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu süreci en sıkıntısız şekilde atlatmaya çalışacaklar. Ama Türk Telekom için biraz daha en azından bir avantaj değil mi bu? Evet, şu fikstürde Charlon Clouf da acaba oynayacak mı oynamayacak mı, o da 2 haftadır sakatlığı sebebiyle milli takımdan sakat tabii, dönmüştü. Çok forma giyemiyordu. O da çok önemli bir oyuncu. Warren biraz yükleniyor o yükü. Dorukhan'la birlikte ama tabii Clouf'un katkısı bambaşka oluyor o Game Orman Spor'da. Yani şüphesiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemi de böyle bir şekilde atlatmaya çalışacaklar. Bakıldığında Türk Telekom'un fikstürü önümüzdeki geride bıraktığımız bir aylık süreçte veyahut da bir 6-7 maçlık Türkiye Kupası dahil, Avrupa Kupası dahil süreçte biraz daha rahat geçebilecekleri bir karşılaşma olarak göze çarpıyor. Tabii onların biraz daha akılları hafta içerisinde ikinci maçta olacak. Beşiktaş Sompa Sigorta ile oynayacakları. İlk maçı kazanmayı başardılar. Bir sağ avantajıyla seriye başlamışlardı. İkinci maçı da mutlaka çokça düşünecektir Burak Gören ve öğrenciler. Doğru. Onun için de hani tekrar söylüyorum, kısaca özetlemek gerekirse o Game Orman Spor'un bu süreci atlatması gereken bir süreç. Zor bir süreçten geçiyor. Burada kayıplar yaşayacaklardır. Türk Telekom ise dediğim gibi en formda, moral performans, fiziksel kondisyon ve sportif performans olarak çok iyi durumdalar. Onun için de bu sahaya yansıtacaklardır diye düşünüyorum. Evet, playoff potasında da iki rakibi var doğrudan. Yani 8.lik sırası için Teksüt Bandırma ile Beşiktaş. O anlamda da bu maçı kazanıp rakiplerini bekleyecek Türk Telekom. Devam edelim o zaman. Aral Üniversitesi Büyükçekmece Frutti Ekstra Bursa Sporu ağırlayacak. Bir telefon bağlantımız olacaktı. Hazır mı diye ben sorayım. Değilse tamam, biz biraz devam edelim. Sonrasında hazırlanacak. Aral Üniversitesi Büyükçekmece bu sezon yine çok istediği gibi bir sezon geçiremiyor. Yaşanan sıkıntılar zaten belli. Her hafta konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftada Beşiktaş son pozik ortaya kendi evlerinde kaybettiler. Frutti Ekstra Bursa Spor'da bu sezonun bence değişken takımlarından bir tanesi. Zaman zaman çok iyi çıkışlar yaptılar. Önemli galibiyetler de aldılar ama beklemedikleri yerlerde kayıplar da yaşadılar. Yine de yeni yükselen bir takım olarak bence iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Evet, şimdi Aral Üniversitesi Büyükçekmece'nin içinde bulunduğu ve yaşadığı durum dışı bağımsız düşünemiyoruz. Onun için bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yani artık bunun bir çaresi yok. Ligin son sıralarında yer almaya devam ediyorlar ve en ufak bir ışık da gözükmüyor açıkçası. Sahaya çıkıp yeniden yeni yapıyor herkes ama bu yeterli olmaz her zaman basketbolda. Öyle olduğunda da tabii çok yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü en önemli kaynağın olmayışı takım bu hale getirdi. Halbuki çok potansiyel bir takımdı. Hemen her maçta belirli sonuçlar alabilecek bir takımdı. Onun için bundan bağımsız düşünemeyiz. Aral Üniversitesi Büyükçekmece maalesef o kötü performansı yansıtmaya devam edecek iç sahada da olsa. Frutti Ekstra Bursa Spor ise zor şartlarda mücadele ediyorlar. Yani onlar bir takım mesela en önemli oyuncuları takımdan ayrıldı veyahut da yerine işte koydukları veyahut da bir tane yabancısından çok beklenen verimi alamadılar vesaire ama yine de potansiyellerinin çok üstünde mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Özellikle kazanabilecekleri maçta maçın sonuna kadar kalıyorlar ve çok o direnci sonuna kadar da sahaya yansıtıyorlar. Hani ligin gerçekten bu konuda hakkı teslim edilmesi gereken bir takım. O zaman hemen telefon bağlantısına gidelim. Sayın Nedim Yücel şu anda hattımızda. Frutti Ekstra Bursa Spor Genel Menajeri. Merhabalar, hoş geldiniz Nedim Bey. Merhaba, hoş bulduk.
Önemli bir maça çıkacaksınız bu hafta da. Aral Üniversitesi Büyükçekmece deplasmanında olacaksınız. Maç öncesi takımın durumu nasıl ve neler bekliyorsunuz mücadeleden? Ya bizim için çok önemli bir karşılaşma. Playoff yolunda şu anda artık fazla puan kaybına tahammülümüz yok. Geçen hafta zor bir karşılaşma oynadık. Yani burada tek şık bandırma gençlere gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Beklediğimizden çok daha zor geçti. Önümüzde birkaç tane daha böyle kazanmamız gereken maç var. Onları da kazanıp iyice playoff hesapları yapmaya çalışıyoruz şu anda. Özellikle direnç anlamında çok iyi işler yapıyor Fırat Ekstra Bursa Spor. Ali Üniversitesi Büyükçekmece'de yaşadığı dediğim gibi o sorunlardan bağımsız olarak da bazen skor anlamında iyi işler yapıyorlar hani motive olduklarında. Özellikle bu anlamda eski bir oyuncu olarak nasıl bir maç bekliyorsunuz? Direnç anlamında Fırat Ekstra Bursa Spor'un sahaya yansıtacakları neler olacaktır? Ya aslında direnç anlamında baktığınız zaman inişli bir çıkışlı bir performans sergiledik. Çünkü takımda gelen giden bir yerli bir rotasyon oldu yani. Alerik Firmo'nun ayrılması, daha sonra Michael Allen'in ayrılması, Gerard Robinson'ın gelmesi, Klaver'in gelmesi. O bakımdan bazı takımın kimyasında bazı değişiklikler oldu. Bazen istediğimiz performansı, yani sene başındaki o direnci yakalayamadığımız dönemlerde de oldu açıkçası. Evet. Büyükçekmece'yi de maalesef şu anda kestirmek zor. Tam kadro olduklarında normalde çok çok tehlikeli bir takım. Çok iyi yabancıları olan bir takım. Fakat şu anda biz maça hazırlanırken açıkçası kimlerin oynayacağını pek bilemediğimiz için o bakımdan zorlanıyoruz biz de. Ama biz herkes oynayacakmış gibi gerekli konsantrasyonu sağlayıp maça en ciddi bir şekilde çıkıp maçı kazanmaya çalışacağız. Nedim Yücel çok çok teşekkürler size de. Başarılar dilerim. Ederim. Fazla da tutmayalım sizi. Kolay gelsin çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Nedim Yücel'in söylediği çok doğru. Yani takımın hangi formatta, bazen bütün yabancılar oluyor, bazen olmuyor. Gerçekten çok belirleyici oluyor Aral Üniversitesi Büyükçekmece'de. Bakalım, enteresan bir maç bizleri bekliyor. Ama Fruity Extra Bursa Spor'u herhalde bir adım önde görüyoruz bu maç öncesinde. Tek süt bandırma, Sigortam.net, İTÜ maçını da biraz konuşalım Volkan abi. Tamam. Yine benzer ifadeler kullanacağız ama Sigortam.net, İTÜ'de sezon başından beri tek galibiyet alabildiler. Ve önemli yabancıları da vardı aslında ama o yabancılar da birer birer takımdan ayrıldı ve şu anda sanki biraz prestij maçlarına çıkıyormuş gibi değerlendirebiliriz ama buna rağmen genç oyuncularıyla önemli mücadele verdiğini düşünüyorum ben. Yani en azından sahaya bir karakter koyup o mücadele yaptıklarını düşünüyorum. Bu anlamda onları takdir etmek lazım. Tek süt bandırma da onlar da çok enteresan. Yabancı oyuncularıyla vedalaştılar, önlerini açmak için onların da. Böyle bir yapılanmaya gittiler. Zaten altyapısı kuvvetli olan bir takım. Zaten genç oyuncularını çok kullanan ve rotasyon içerisine sokan bir takım. Bu anlamda da enteresan bir genç yetenekler maçı izleyecekmişiz gibi hissediyorum. Sen neler söylersin? Çok güzel bir noktadan, çok güzel bir açıdan baktın. Onun için kaçınmaması gereken bir maç bakıldığında. Şimdi yani ben hep olumsuzluklara olumlu bakmak taraftarıyım. Şüphesiz ki şu veya bu sebepten dolayı yabancılarına veda etmiş olabilir tek süt bandırma ama ben onun tarafından bakacağım. Bu sayede geçtiğimiz sene BGL'de şampiyon olan, gelişim liginde bir alt ligde yani altyapı liginde şampiyon olan takımdaki oyuncuları A takımda ve A takım seviyesinde basketbol oynarken görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Yani bandırma kadar küçücük bir şehirden buraya 12 tane iddialı 12 tane güçlü genç oyuncuyu yetiştirmek bir 10 senede çok mümkün değil. Bu dile kolay bir şey. Onun için bunun altı çizilmeli. Olumsuzlukları bir kenara bırakalım. Tamam, yani yabancısız sahaya çıkmaları rekabet açısından çok peki olumlu gözükmese de bu sahaya çıkacak olan gençlerin ortaya koyduğu performans. Geçtiğimiz hafta Fruit Extra Bursa Spor maçında bunun ışıklarını verdiler. Bu sezon devam ettikçe, maçlar oynandıkça, onlar sahaya çıktıkça daha da tecrübelenecekler. O üzerlerindeki ürkekliği atıp daha iyi performans ortaya koyacaklardır. Zaten Şeymus ve Rıdvan gibi iki tane daha tecrübeli ama genç oyuncuları var. Genç sayılabilecek oyuncuları var. Yanına koyuyorlar ve bence bu çok ciddi bir model. Yani orada 5 tane oyuncunun, 5 başlayan oyuncunun altyapıdan yetişiyor olması hani 10 sene önce hayal olan bir şeydi. Bu gerçek oldu. Peki bunu sportif anlamda puan tablosuna galibiyet olarak yansıtabilecekler mi? Onu bilmiyorum ama bu maçta bir kere favoriler bir kere. Çünkü daha oturaklı bir halleri oldu. Tabii kendi sahasında da çok iyi oynuyorlar. Teknik Üniversite Sigortam.net İTÜ'ye karşı da güç dengesi olarak bakıldığında da daha rekabetçi olacaklardı diye düşünüyorum.
Onun için bu anlamda olumlu bakmak gerekirse hem teknik süt bandırmada, sigortam nette ortaya çıkacak, orada kendini gösterecek genç oyuncuların da çıkması. İlla herkes şampiyon olmayacak, herkes playoff'a girecek veya herkesin mücadele edecek, yukarıya güreşecek durumu olmayabilir. Ama teknik süt bandırmanın şu an yaptığı bu iş, dediğim gibi 10 sene önce hepimizin hayalinde olan bir şeydi ve bunu sahaya gösterdiler. Olumsuzlukları bir kenara bırakalım bence. Evet, o zaman Teksüt Bandırma Genel Menajeri şu an Turgay Zeytingöz hattımızda. Hemen ona da merhaba diyelim. Hoş geldin Zeyna. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sigortam.net İTÜ ile karşı karşıya geleceksiniz. Evet. Yabancılar ayrıldıktan sonra takımın bir reaksiyon göstermesiyle ilgili konuşuyorduk Volkan Günak'la birlikte. Siz neler düşünüyorsunuz takımın reaksiyonuyla ilgili ve bundan sonrasıyla ilgili, tabii ki Sigortam.net İTÜ maçıyla birlikte? Evet, telefonda beklerken Volkan Bey'in son söylediklerine şahit oldum. Tabii güzel şeyler söylüyor. Yani hepimizin hayali olan şeyi bir şekilde belki de böyle bir kararla onu uygulamaya başladık. Ama tabii şu anda sporcu sayımız A takım için yeterli değil. Yani gönül isterdi ki şu anda pilot takımımız Bandırma Kırmızı ile beraber oradaki oyuncuları da bu işin içine katarak böyle bir olaya girelim. O zaman çok daha farklı bir boyutta olurdu. O zaman çok daha farklı sonuçlar alabilirdik. Tabii şu anda biraz daha kısıtlı bir kadroyla yine elimizden geleni yapacağız. Hala ligde playoff bandının içerisindeyiz. Pazar günü de inşallah bir galibiyet alarak bu yeni kadromuzla, Türk gençleriyle, kendi altlarımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarla yine mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Şunu merak ediyorum, takımdaki havayı nasıl görüyorsunuz? Yani tabii ki daha tecrübeli oyuncular var ama hani A takımda yer alıyor olmak, ki her birinin bana göre yani yüzlerce maç tecrübesi vardır BGL ve altyapılarda düşünürsek. Çoğunun da milli takım düzeyinde çok fazla maça çıktığını biliyorum ben. Peki gene de ama İnege Süper Lig'e çıkarken küçük bir heyecan vardır veya yükeklik vardır. Bu ne kadar zamanda atılır sizce? Veyahut da siz böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Belki bize öyle geliyordur. Veyahut da açıkçası Volkan Bey, bizim şu anda kadromuzda bulunan çocuklar zaten rotasyonun parçaları gibiler. Evet, yani doğru. Daha az, nispeten daha az süre alan işte Atakan Erdek gibi, Sadık Emir Kabaca gibi oyuncularımız vardı. Ama onun dışındaki oyuncular zaten rotasyonda ciddi süreler alıyorlardı. Biraz da bizim organizasyonumuzun bu genç oyunculara verdiği bir avantaj var. Yani bu çocuklar, sizin de bahsettiğiniz gibi, küçük yaştan itibaren hem üst düzey liglerde hem milli takımlarda çok ciddi sorumluluk alıyorlar. Bu çocuklar buraya gelmeden Bandırma Kırmızı'da, TBL organizasyonunda yine ana oyuncu rolünde oynuyorlar. Hı hı. Şimdi de burada tabii ki Basketbol Süper Ligi tabii ki farklı bir arena. Ama ben onların bu adaptasyonda çok problem yaşadıklarını düşünmüyorum. Hı hı. Biraz önce bahsettiğim gibi oyuncu sayısının azlığından dolayı geçtiğimiz hafta Bursa karşılaşmasında son 5 dakikaya kadar önde oynadığımız maçı sondaki belki biraz yorgunluk kaynaklı verdiğimiz seri yüzünden kaybettik. Keza Şampiyonlar Ligi'nde hafta arası yine aynı çocuklarla gidip orada bir çok zorlu bir deplasman maçı oynadık. Diğer grubu birinci bitiren Nürnberg takımına karşı. Orada da maçın belirli bölümlerinde gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Yani buradaki sıkıntımız bizim işte biraz rotasyonun darlığından kaynaklanacaktır. Onun dışında ben bu haftaki rakibimize karşı kazanmayı bekliyorum açıkçası. Ve sonraki haftalarda da yine maçın büyük bölümünde mücadele eden, maçın içerisinde olan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Turkay Zeytingöz. Size de kolaylıklar dileyelim ve de başarılar dileyelim maçla ilgili. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Şuna dikkat çekti Turgay Bey. Gerçekten doğru. Yani oyuncular birçok maçta gerçekten çok uzun süreli süre aldılar. Yani rotasyonun parçası, evet, ama bu rotasyonu işte kimi oyuncular 2-3 dakika olarak geçirirken Teksut Bandırma'daki oyuncular 8 dakikanın üzerinde genelde geçiriyor. Ya saydığı isimler bile, az süre aldığı dediği isimler bile normal büyük takımlar diyebileceğimiz kotada o süreleri alamayan birçok oyuncu da görüyoruz. Yani bu anlamda da zaten buna güvendiği için herhalde Teksut Bandırma'da yabancılarla ilgili böyle bir yaptırıma gitti. %100. Yani oyuncu potansiyelini fazlasıyla görmüş durumdalar ve yani dediğim gibi hani bu çok ciddi bir model olarak göze çarpmalı ve bence bu açıdan bakılmalı. Ya mesela aklıma örnek geldi şimdi. Efes maçı, Anadolu Efes'in İstanbul'da oynadığı, Teksüt'ün İstanbul'da oynadığı Anadolu Efes karşılaşmasında
Sağ içinde röportajı ben yapıyordum. Devre arasında biliyorsun hani iyi oynayan, işte önde olan takımın en iyi istatistiğe sahip olan oyuncusunu alıyoruz yayına. Böyle bir prensip aramızda konuşmuştuk. Yani bu maçta Anadolu Efes gibi hani Euroleague'in zirve takımı açık ara. Ondan sonra tek sütü oynarken bu dediğim istatistiğe sahip oyuncu Furkan Altalı'ydı. Yani en genç oyunculardan bir tanesi ligimizin. Böylesine bir takıma karşı orada gözünü sakınmadan, budaktan sakınmadı derler eskiden. Hmm. Gözünü budaktan sakınmadan mücadelesini veriyordu. Maçı kaybetti ama yani bakıldığında onların hepsini bu şekilde kazanmış oluyorlar. Bu maçlar da bu oyuncuların kazanılması önemli. Hani altı çizilen noktanın bir tanesi de alt takımda oynayan oyuncular. Yani Şeyh Muzarı'dan bir kenara koyuyorum. Zaten hani BGL'de bu formaya yüzlerce kere oynamış. İşte kenara koyduğun oyuncular da 22 yaş bandında. Tabii. İşte kırmızıda oynamış. 21 hatta. 10 tane de zaten mil takımlar düzeyinde oyuncuları var. 10 taneden fazla herhalde. Yani işte 14, U16, 18. Evet. Ümit mil takımı zaten ana unsurları 2-3 tane zaten tek sütten. Ya bunlar kolay değil. Bunlar sahaya çıktığı zaman kim olursa olsun işte Furkan örneğinde olduğu gibi gözünü budaktan sakınmadan mücadele ediyorlar. İlk maçı işte Furtekstra Bursa maçında bir düşüş yaşadılar fiziksel olarak adlandırdı Turgay Bey. İşte orada biraz daha belki yani tecrübeli Birleşik Amerikalı oyuncuların da biraz daha devreye girmesiyle de devre dışı kaldılar birazcık ama bu maçlarda özellikle iç sahada oynadıkları her karşılaşmada bence tecrübelerinin yanına, varsa bir tecrübe eksikliği, fiziksel mücadele ve gençlik ateşini koydukları takdirde bunlardan çok ciddi oyuncular çıkacak. Hani kırmızı örneğinde yıllar önce birincilikte oynayan Bandırma Kırmızı vardı. Mesela orada bazı oyuncular şu an hala ligde oynuyor, oyuncu oldular yani. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Tabii sadece o, yani takım bünyesinde değil, başka takımlara da çok giden oyuncu oldu. Yani onları da atlamamak gerekiyor. O, yani sonuçta bu çember, yani o şeyden, o banttan, üretim bandından diyelim, Tekstil Bandırma'nın, daha önceki adı da Banvit'in, Bandırma İhtisas Kulübü'nün diyelim. O üretim bandından pek çok kalibrede oyuncular geçti. Bunların her biri NBA oyuncusu olmak zorunda değil. Yani ikinci ligde oyuncu yetiştirebilirsiniz, Süper Lig'de de oyuncular barındırabilirsiniz çeşitli takımlardan. Ya bunlardan içinde mesela NBA'ye giden Furkan da buradan geçti. Furkan Korkmaz da. Slovenya'da şampiyon olan Gasper Widmar da buradan geçti. Ya çeşit çeşit oyuncu bunlar. Ama önemli olan orada bu ateşin devamlılığı sağlanması. Yanması işte, evet. Devamlılık sağlanması. Evet. Dileriz o ateş yanmaya devam eder. Volkan, doğru. Ya illa doğru şampiyon olacak diye bir şey yok. Ama orada dediğim gibi o ateşin, basketbol ateşinin devam etmesi, küçücük Bandırma, yani küçük derken yani sonuçta nüfus ve şey olarak mütevazı olan bir Balıkesir kenti Bandırma'nın bu kadar basketbolla artık şey söz sahibi olması ve bu kadar yetiştiricilik devamında da alt takım düzeyinde de sportif performansı bence çok dile kolay bir şey. Daha önce hayal ederdik ancak bunu. O zaman haftanın derbi maçına geçelim. Beşiktaş Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Yine önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Tabii Beşiktaş Sompo Sigorta'nın da oyuncuları gitmesine rağmen enteresan bir ivmesi oldu. Onun da altını çizmek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde evet Telekom'a karşı mağlup oldular ama ikinci maçta kendi evlerinde oynayacaklar. Özellikle önemli oyuncuların gitmesinden sonra da Sayın Burak Bıyıktay'ın gelmesiyle beraber beklenmeyen bence bir ivme takımda baş gösterdi. Yani öyle bir şey ki oyuncu ayrılıyor ama Beşiktaş maçları kazanmaya devam ediyor ki önemli oyunculardan bahsediyoruz. Bu hafta da Fenerbahçe Beko ile oynayacaklar. Fenerbahçe de ligde çok istikrarlı değil. Yani Euroleague'de biraz daha toparlanmaya başladı ama henüz lig konsantrasyonunu üst seviyeye çevirmiş gibi gözükmüyor. Neler bekliyorsun maçtan, bu derbi maçından? Ya şöyle ileriye şöyle bir şey ekleyebilirim. Ana rol oyuncusu takımdan ayrıldı. Ona rağmen maçları kazanmaya devam ettiler. İki yabancı ile oynamaya başladılar. Orada sendelediler. Bakıldığında bu tamamen yönetsel bir sıkıntı. Yani Beşiktaş gibi çok büyük bir takımın 100 yılı aşkın camiadan ana rol oyuncusunun Olympiakos'un gelip alması ben çok içime yedirdim, çok sindirdim bir şey değil açıkçası. Bunu bir kenara bırakalım. Ortaya koydukları performans özellikle mücadele anlamında çok iyi durumda. Tabii ki özellikle akatlarda... Hemen bir araya girelim. Yani Burak Bıyıktaş şu an telefon hattımızdaymış. Onu bekletmeyelim daha fazla. Koç merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizden bahsediyorduk. Fenerbahçe Beko ile oynayacaksınız ve ya yani zor günlerden Beşiktaş son sigorta iyi sonuçlarla çıktı. Bu maçta neler bekliyorsunuz? Vallahi yani hakikaten dediğin gibi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir sürü oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bir sürü sakatımız var. En son biliyorsunuz telefon maçına da Samet'siz gitmek zorunda kaldık. Kaptansız. Maç içinde de İsmet de bir sakatlık geçirdi. Onun da maçı da oynayıp oynamayacağı belli değil. Biz de maya çıkacağız. Kendi sahamızda bütün elimizden geldiğimiz mücadeleyi koyacağız. Genç oyuncularımızla, kalan oyuncularımızla daha önce koyduğumuz karakteri sahaya koymaya çalışacağız açıkçası. Özellikle Fenerbahçe Beko tabii Avrupa Kupalarında oynuyor. Zor bir fikstürü var. Lige konsantre de dönüşte zaman zaman sıkıntılar yaşadığını gördük. Siz bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i bu şekilde mağlup etmiştiniz. Evet. Fikstürde Türkiye Ligi maçında çok kimsenin yapamadığını evet. yapıp mağlup etmeyi başarmıştınız. Bu açıdan bakarsak evet. nasıl bir hazırlık dönemi, nasıl bir maç bekliyor? Yani şimdi o maçtan bu maça baktığınız zaman 3 tane eksiğimiz var. Yani Şak Makkesiç, Samet ve İsmet yok şu anda. Yani zaten takımımızın rotasyonu siz de biliyorsunuz kolay değil. Fenerbahçe dakikadan çok iyi bir dönem geçirmiyor. Ama sonuçta kalite olarak, kadro kalitesi ve kapasitesi olarak bizden çok daha iyi durumdalar. Ben dediğim gibi yani bu maçın favorisi Fenerbahçe'dir ama sonuçta birçok maçın favorisi rakip olduğu halde biz kazanmayı becerdik. Yine bu maçı da kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ne yapabiliriz? Sahada göreceğiz açıkçası. Son olarak Burak abi, guard rotasyonu, yani topu getiren oyuncu olarak görevlendirdiğiniz isim kim olacak? Veya bu nasıl bir çözüm buldunuz? İsmet'in de yok bunda zaten. Ömer geri döndü. Ömer'le Sabahattin var bizde. Onlar devam ediyor. Yani onlarla oynayacağız. Biz Todrick Koç'unu da zaman zaman bir pozisyonda oynatmaya başladık. Orayı da fena oynamıyor bir şekilde zaten mecburiyetten. Onu da koyarak o rotasyonla devam etmeye çalışacağız açıkçası. Koç çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Size de başarılar diliyoruz maçla. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, koçun dediği gibi Ömer Utku Al'la Sabahattin. Yok, diğer yabancı. Goçur. Evet, Goçur. Son maçı ben anlattım, Çekmece maçını. Hı-hı. Orada dönüşerek oynadılar sakatlık sonrası da. Fena da değildi Goçur orada da. Hı-hı, iyi zaten. Tabii biraz şey olduğu için yani şöyle çok hırslı bir oyuncu ve biraz sinirli bir oyuncu. Yani onun da basketbol anlayışı öyle. Bu anlamda biraz hani bir numara oynarken ona da biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor ya, o anlamda belki biraz sıkıntı yaşayabilir ama o alternatif çözüm olarak çözüm üretilmiş gözüküyor bence. Evet, şüphesiz çözüm üretilmiş gözüküyor ama bir noktaya giderken bir şeyden vazgeçerek çözüm üretebiliyorsunuz. Şimdi Goçur siz ya Goçur topu çembere güvenle atabilecek bir isim. Yani siz topu güvenle yarı sahaya getirdiğinizde, oyunu başlattığınızda düzen içerisinde Goçur'dan skorer anlamda katkı alacağınız bir isim. Şimdi Goçur'u eğer top mecbur, şimdi bunu bir kenara koyalım. Mecburen görev tanımı olarak Goçur'u top getiren isim olarak oynatıyorsunuz. Çünkü mecbur, başka çareniz yok. Hani rotasyonda 40 dakikayı belirli şekilde bölmeniz lazım. O topu getiren adamın da Ding'in yorulmamış, yıpranmamış isim olması gerekiyor ki oradan top kaybı olmasın, güzel oyunu kursun, siz düzen içerisinde kalalım. Ama siz bundan da mecburen, Burak abi mecburen onu topu getirerek kullandığında onun o skor anlamında şut yüzdesinden feragat etmiş oluyor. Çünkü nokta olarak topun düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde getirip ona verilmesi durumunda daha güvenli çember atacakken o yıpranarak bir de baskı yiyor. Çünkü ana karakteri oyun kurucu veya topu getiren isim olmadığı için rakipler bunu biliyor. Direkt top kaybı için baskı yapıyorlar. Her oyuncusuna baskı hemen hemen yiyor. Şimdi Şak Makkesik, İsmet Ak bunların olmayışı durumunda hani böyle oynamak zorundalar. Bu müthiş bir şey. Muazzam bir özveri ve çok da iyi işler çıkartıyorlar. Bu harika bir şey ama mutlaka Beşiktaş yönetiminin, kulüpten bahsediyorum. Bu olayı mutlaka değerlendirmeye almalı. Yani buradaki bu özveriyi, bu çabayı, bu gayreti ve buradaki başarıyı gelecek sezon planlamasında
dikkate almalı ve burada yaşanan sıkıntının gelecek sezona yansımaması gerekiyor ki Beşiktaş istediği, hak ettiği o zirveye veyahut da başarıya ulaşabilsin. Hı hı. Yani bakıldığında ben tekrar söylüyorum, Şak Makkisik gibi ana rol oyuncusunun çok büyük bir kontrat da, yani çok Şak Makkisik gibi ana rol oyuncusunun sezon ortasında Beşiktaş kulübünden alınmasını ben hazmedemiyorum, yediremiyorum kendime. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bir tanesi. Basketbol anlamında da bu durum böyle. Allen Iverson'ın, Dan Williams'ın formasını giydiği bir takım. Veyahut da başarılara işte daha da önemlisi işte Hurşit Baytoklar'ın, Baltazar Ulusel'lerin bir geleneği olan bir takım. Beşiktaş takımı, Ahmet Kurtlar'ın. Bu sayede, bu seviyede bir olan takımdan da Olympiakos da büyük bir takım oluyor ama Beşiktaş'tan büyük değil. Onun ana karakter oyuncusunu alabilecek kadar büyük bir takımdan bahsetmiyoruz. Hmm. Oyuncu NBA'ye gidebilir. Ama Olympiakos'a gidemez. Ben bunu kabul etmiyorum. Dolayısıyla eğer o en azından bu ortalama Burak abinin geldiği dönemki kadro korunabilseydi şu anda Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yeri daha iyi olurdu. Tabii daha yukarılarda olacaktı. Yukarıda olması da önemli değil. Fenerbahçe Beko'ya da çok kısa değinelim. Orada yabancı seçimleri çok ön planda. Kim ki karşılaşmasından tabii gelecek olan sağ salim gelecek olanların sakatlıksız, çünkü sakatlıkla yaşadılar. Kostas Lukas'ın, Nani'nin, Kostas Lukas'ın zaten biraz daha büyük sakatlığı. Gitmedi evet. Bile. Nani'nin oradan gelecek durumuna göre de bir seçim yapılacak. Gerçi seçmeyebilir Nani'yi ama oradaki yabancı seçimi çok önemli oluyor. Skora çok yansıyor. Yani Bobby Dixon'ın biraz daha ana rolde olan bir takım oynayacaksa eğer farklı, başka olmayacaksa farklı. Onu göreceğiz ama hani dediğim gibi Burak abim de söylediği gibi Fenerbahçe takımı zaten rotasyon olarak güçlü bir takım. Hemen hemen her maça favori olarak çıkıyor. Türkiye Ligi'nde en azından her maça favori olarak çıkıyor. Anadolu Efes maçlarında da biliyorsun o maçların favorisi olmuyor. Bakalım göreceğiz. Devam edelim o zaman. Yine önemli karşılaşmalardan bir tanesi Tofaş'la Max Yatırım Afyon Belediyespor arasında oynanacak. Max Yatırım Afyon Belediye'nin de iyi bir performansı var geride kalan haftalarda. Fenerbahçe Beko karşısında iki sayıyla kaybetmişlerdi ama o maç tekrarlanacak bir hata sebebiyle. Ve bir anda da Tofaş. Onlar da bu sezon biraz daralmaya gitmelerine rağmen kadro yapısı itibariyle yine de yani playoff'un en büyük adaylarından, yani ilk 4 sıranın en büyük adaylarından bir tanesi. Onlar da Max Yatırım Afyon Belediye'yi ağırlayacak. Enteresan, güzel bir maç bence bizleri bekliyor. Neler söylersin Volkan abi? Ya, Tofaş takımı üst grubun, üst grup derken ilk 4'te yer alan grubun ana takımlarından bir tanesi Tofaş takımı ve ona göre performans gösteriyorlar. Maç içerisinde tabii sezon uzun, işte Avrupa Kupası, Euro Cup çok zor bir grupta, evet. Çok kırılıcı maçlar oynayarak sezona devam ediyorlar Euro Cup'ta. Türkiye Ligi'nde de devamında o seyahatler, o mücadeleden gelip oynuyorlar. Zaman zaman düşüş yaşıyorlar. Zaman zaman Koç Orhun Nene'nin o düşüş yaşadığı sekanslardan şikayet ettiğini görüyoruz basın toplantılarında ama yine de ortaya koydukları performans oldukça iyi. Afyon Belediye ise çok dirençli bir takım. Son ana kadar, maçın son ana kadar maçın içinde kalıyorlar. Ve o direnci devam ettiriyorlar. Yani kazanıyorlar, kaybediyorlar ayrı konu. Ama maçın içinde kaldıkları için de maçın ortağı oluyorlar. Tolga Öngören, Tofaş Genel Menajeri şu an hattımızda. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bu hafta Max Yatırım Afyon Belediyespor'la karşı karşıya geleceksiniz. Zorlu bir rakibiniz var, ev sahibi avantajınız da var. Neler söylersiniz maçla ilgili? Valla maçtan önce Afyon'u tebrik etmek lazım. Çok zor şartlarda hani katılamayacaklar denilen bir ortamdan Cömert Yüce'nin çok özel desteğiyle ve fedakarlığıyla Afyon yerel yönetimlerinin verdiği destekle lige çok renk katan, çok başarılı bir takım kurdular ve çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Bu arada tabii antrenörleri Can Serim'e de bir tebrik etmek lazım. Kolay değil, çok genç bir antrenörümüz. Bu zor şartlarda böyle bir takımı son anda kurup çok 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 düşük bütçeli bir takımı bu kadar iyi performans almak kolay bir iş değil. Bizim açımızdan önemli bir maç. Pazar günü oynayacağız Bursa'da. Ligde biliyorsunuz bizim bir Telekom ve Galatasaray mağlubiyetlerimiz var deplasmanda. Bunları kompanse etmemiz lazım. Kompanse etmeden önce de kazanmamız gereken maçları özellikle kendi sahamızda iyi oynayıp kazanmamız lazım. Sadece kazanmak da yetmez, iyi de oynamamız lazım.
Ama Afyon değişik bir takım. Gerek gardıyla gerekse Tarık Sanan'ın tecrübesi ve olgunluğuyla takımlara zorluk çıkarıyorlar. Eldrich forma girdi. Sezon başından farklı bir boyutta oynuyor. Horvat bence çok iyi oyuncu. Corey Davis de rookie sezonunda aslında biraz bir çıkışı var ama tehlikeli oyuncu. Dolayısıyla bizim çok önemseyerek oynamamız lazım. Öncelikle iyi oynayıp sonra da maçı kazanmaya bakmamız lazım. Bizim de şu an milli takım arasından kaynaklanan bir ritim eksikliğimiz var. Çok basit hatalar yapabiliyoruz veya derin düşüşler yaşayabiliyoruz maç esnasında. Bu anlamda da yeni gitmemiz lazım. Gerek Top 8'den önce Euro Cup'ta gerek de normal sezonun DSB için son kısmı için. Güzel bir maç, zor bir maç. Umarım istediğimiz şeyleri alırız maç. Tolga abi, özellikle bir basketbol adamı olarak Tofaş takımının hani zaman zaman o maç içinde direnç anlamında düşüşleri olduğu söyleniyor. Veyahut da işte evet, Orhun abinin de bahsettiği. Evet, siz de görüyorsunuzdur. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz tam olarak? Fikstür mü veya dar, biraz daha dar rotasyonunuz da olduğu söylenebilir mi? Ya ben böyle bir şey var. Orhun da zaten koçumuz da bunları uyguluyor zaman zaman konuyu. Ben burada hani biz burada fikstür falan dersek doğruya bakmamış oluruz. Burada iki tane konu var. Bir, herkesin görevini yapması lazım. Orhun'un görev verdiği herkesin oyunu bir seviyede tutması lazım. Onun için bu oyuncuların biliyorsunuz yani takım içinde rolleri var. Herkesin bu rolü oynaması lazım. Bazı oyuncuların az top kullanıp işin başka tarafını yapmaları lazım. Ama bunu hep yapmak lazım. Bazı oyuncuların da sorumluluk alıp işin başka tarafında rol almaları lazım. Onların da bunu hep yapması lazım. Buralarda bence sıkıntımız oluyor. Yani buna mesela bir örnek, işte son Andorra maçının 3. çeyreğinde 14-1 ile başlıyoruz. Yani 12 sayı içeri gittiğimiz bir maçı 14-1'e getirip 3,5 dakika, 3 dakika gibi sürede bir anda başa başa geliyor. Maç bu derin bir 3 takım için. Buralarda işte yani her topu, her pozisyonu oynamak lazım. Sadece ofansif değil, defansif de mutlaka oynamak lazım. O zaman biz o derin düşüşleri ve iniş çıkışları yaşamayız. Bu biraz şeyle ilgili, yani maçın her topunu oynamak ve rolünü kabul edip o rolü her gün oynamakla ilgili bir şey. Bunu yaptığımız gün zaten biz ilerleyeceğiz ve daha iyi takım olacağız. Çok teşekkürler Tolga Öngören, yayınımıza katıldığınız için başarılar yarın içinde. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, özellikle Afyon'a dikkat çekti. Tabii ki herkes herkesi o kadar iyi tanıyor ki İNG Basketbol Süper Ligi'nde herkesin her takım hakkında, rakipleri hakkında çok ciddi fikirleri oluyor. Bu anlamda da onların hakkını teslim etti. Ben de aynı görüşteyim. Önemli işler yapıyor Meksi Yatırım, Afyon Belediyespor. Tofaş karşısında da yani bir adım önde olsa da Tofaş, Afyon Belediyespor'un çok da kolay maçları bırakmadığını görüyoruz. Yani en önemlisi o saha içindeki düzene müthiş bir inanç varsa şeyde takım oyuncuları tarafından. Şimdi koç ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi düzenle sahaya oturtmaya çalışırsa çalışsın, oyuncular eğer onu benimsemezse bu yeterli verim alamayacağınız anlamına gelir. Çünkü oradaki yapılan her şeyi ona güvenle uygulamak, saha içerisinde uygulamak gerekir. Saha içerisinde koça ve düzene inanılmaz derecede bir şey var, güven var ve sadakat var. Bu sadakatle de saha içerisinde 40 dakika boyunca o düzen ortaya konuyor. Böylelikle de düzen de olumlu ve koç tarafından iyi hazırlanmış, teknik heyet tarafından iyi hazırlanmış bir düzen olduğu için de hep Afyon takımı, yani Meksa Yatırım Afyon Belediyespor takımı da maçın içinde kalmış oluyor. Rakibin bir düşüşüne hemen reaksiyon verip öne geçiyorlar, skoru yakalıyorlar. O açıdan son derece önemli. Ciddi skorerleri var, rol oyuncuları var, yani demek istediğim şey generalleri var, piyadeleri var. Yani rol oyuncuları var, yıldız oyuncuları var ve herkes rolünü çok iyi, yani Tolga abinin az önce altını çizdiği konu vardı ya, hani herkesin bir rolü var, onu çok iyi uygulaması gerekiyor diye, savunma ve hücum anlamında savunmanın da iyi oynaması gerekiyor diye. Afyon takım bunu belirli ölçüde hemen hemen her maçta yapmaya çalışıyor. Düşüşleri yaşayabilir, olabilir ama her maçta oluyor. Şimdi Tofaş takımı ise işte o sekanslardan işte mümkün kısıtlayarak o sekansı, yani kötü oynadıkları sekansları kısıtlayarak üstüne giderek daha iyi performans ortaya koymak isteyecekler. Bu maçı kazanmak isteyecekler çünkü üst gruba hep daha yakın durmak durumundalar. Dolayısıyla hedef maçlardan bir tanesi onlar adına. Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta maçıyla devam edelim Volkan abi. Yine haftanın dikkat çeken maçlarından bir tanesi. İvmesi olan iki takım.
Darüşşafaka Tekfen mücadelesi için tebrik edelim. Virtus Bologna karşısında kaybettiler ama belki de o maç burada oynansaydı, seyirciyle oynanabilseydi belki çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi ama Euro Cup'taki bu mücadelesi alkışa değer. Bu anlamda biz yine tebriklerimizi iletelim. Şimdi onlar Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecekler. Yine ilk dört hedefi olan takımlardan bir tanesi Galatasaray Doğa Sigorta. Yine haftanın belirleyici maçlarından bir tanesini izleyeceğiz. Ya söylediklerine aynen katılıyorum. Gerçekten takdire şayan bir mücadele ortaya koydular. Ama bu mücadele sadece bu haftaya özgü değil. Bu birkaç ay, bir buçuk aydır falan çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Bunu Türkiye Kupası'na zaten gösterdiler final oynayarak. Ondan önce ligde de iyi performans ortaya koyuyor. Kartal Özmuzrak'ın önemli performansları, Berk Demir'in iyi performansları, yabancılardan iyi performanslar zaten gözüktü. Koç Selçuk Arnak özellikle sezonu çok iyi yöneten tecrübeli bir koç. Yani şöyle bakmak lazım. Birkaç hafta bir çıkışa geçebilirsiniz, sonra düşüşe geçersiniz. İstikrarsız ama istikrarı çok iyi koruyabilen ve bunun altını çizen bir koç. Hı hı. Yani tecrübesiyle zaten bu kısmı iyi yönetiyor. Onun hakkını teslim etmek gerekir. Ya Virtus Bologna maçına gelince tabii sonuçta Virtus Bologna Avrupa basketbolunun marka çok isimlerinden ismi, bir tanesi. Evet. Şimdi son birkaç yıldır ortalıkta olmuyor olabilirler. Yani geçen seneyi bir kenara koyuyorum. Hı-hı. FIBA Şampiyonlar Ligi'ni almışlardı değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Ya olabilir de olmayabilir. Şu an Virtus Bologna'nın anlattığı maçları böyle gözümün önünden geçiyor da. Anlatıyordun o maçları. Kazandılar mı tam emin değilim yani, ama galiba final oynadılar diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Şöyle sonuçta Virtus Bologna takımı bu Avrupa basketbolunun çok dominant, etkin ve kulüp olarak lobisi çok üst düzeyde olan bir takımdır. Evet. Şimdi birkaç senedir, sezondur ortalıkta olmadığı İtalya basketbolunun geldiği ekonomik finansal durumun sebebiyle ortaya çıkmıştır. Hı hı. Ama 2000'li yılların başında ondan daha güçlü sadece birkaç takım vardı. Onun için de onun en kritik maçın çünkü Georgevic'in son maçı olabilirdi veya oradaki bütün o sinsilenin son maçı olabilirdi ve Miloš Teodosić transferine de dünyanın parasını aktardıkları için muazzam bir beklenti var. Onun için de hazır bu fırsat bunu bir değerlendirip orada tarafsız sahaya Belgrad'a çektiler ve bir şekilde onu hani Emre Baki kullanmayı başardılar. O sayede kazanmayı başardılar onu. Yoksa gerçekten durumları çok kötü şeydi. Evet. Onun için hiç o bizim dışımızda gelişen bir durumdu. Onun dışında Türkiye'deki performansı oldukça iyi Darüşşafaka Tekfen'in. Tabii Galatasaray Doğa Sigorta ise ligin gerçekten çok parlak takımlarından bir tanesi. Yani nasıl mücadele ediyorlar ve her topa ne kadar motivasyonla saldırıyorlar inanılmaz bir şekilde. Yani bunu dehşetle izliyorum. Yani heyecanla izliyorum diyeyim. Fenerbahçe Beko karşısında ortaya koydukları performans, ondan öncekiler hepsi gerçekten takdire şayan performanslardı. Bu takım açıkçası hani bunu söylemekte çekiniyorum ama hani söyleyeyim. Hani bu sezon iki sezon önce bu takım kurulduğunda buradaki o hani parlayan oyuncular işte Tayyip Webster'lar, Augustiler motive bile olamıyorlardı. Verilen setleri yerine antrenmanlarda bile doğru düzgün Harrison uygulayamayan oyunculardı. Yani takım kimyasını bu noktadan o noktaya getirdiler. O noktadan bu noktaya getirmiş durumdalar. Onun için de işte Koç Ertuğrul Erdoğan'ın teknik heyetini gerçekten tebrik etmek lazım. Hani her şey yolunda gittiği zaman Galatasaray gibi bir takımın neler yapabileceğini ve daha da nelere potansiyel olduğunu gösteriyorlar. Bu açıdan son derece önemli. Bu karşılaşma ise sonucunu merakla ortada bekliyoruz. Ortada değil mi? Tabii. Evet, ben de merakla bekliyorum. Ve haftanın son maçı Anadolu Efes'te Gaziantep basketbol arasında oynanacak. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak bu karşılaşma. Gaziantep de yine ligin enteresan takımlarından bir tanesi. Tabii Anadolu Efes'i artık nasıl anlatacağımızı bilemiyorum ama bu sezonun Avrupa genelinde en formda takımı. Rotasyonlu oyuncuları bile Türkiye Ligi'nde gerçekten ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Gaziantep basketbolunda bu anlamda işi çok zor ama onlar da direnç gösterebilen bir takım. Geçtiğimiz sezonda deplasmanında, Anadolu Efes deplasmanında rakibine zor anlar yaşattılar. Bu sezonda tabii sıkıntılı anlar yaşayan bir takım, bıraktığın yerden devam etmek gerekirse. Açıkçası özellikle son haftalarda iyi performanslar ortaya koymaya başladılar.
İşte Koç Markovic'in de maç sonu demeçlerine çok önem veririm. Çünkü çok iyi analiz edip olayı olumlu veya olumsuz yönleriyle çok doğrudan iyi söyleyen bir isim. Onun için çok önemsiyorum ve mutlaka dinlemeye çalışıyorum. O da bu sekansların özellikle olumlu anlamda gelişmelerin arttığını söylüyor. Bu açıdan olumlu. Çünkü gerçekten en çok eleştiri yapan o koçlardan bir tanesi maç sonunda. O anlamda olumluya gittiğini söyleyelim Gaziantep takımının. Yani en azından istenen kısma. Anadolu Efes'te senin de söylediğin gibi her maça Avrupa'da olsun, Türkiye Ligi'nde olsun favori çıkıyor. O zaman Gaziantep Genel Menajeri'nde şu an hattımızda Boray Dayı. Merhabalar Boray Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta Anadolu Efes deplasmanındasınız. Nasıl takımın durumu ve maçtan neler bekliyorsunuz? Sizden rica ederim. Zor bir deplasmana gideceğiz. Zor bir takım, yani güçlü bir rakip önceden. Anadolu Efes bildiğim kadarıyla bu sene ligde sadece Beşiktaş'a kendi evinde. Euroleague'de de iki maç kaybetti. Bir Barcelona, bir CSKA. Bu senenin Avrupa'da en iddialı takımlarından bir tanesi. Zor bir maç oynayacağız. Sakat oyuncularımız bulunuyor ama işte pazartesi günü belli olacak net durumları İsmail ve Metehan'ın. Bizim için biliyorsunuz, yani bizim seviyemizde takımlar için iki oyuncu eksikliği önemli. Kadroda rotasyon açısından bize zorluk çıkarabiliyor. Ama biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Pazartesi günü. Umarım keyifli bir maç izletiriz. Özellikle şunu merak ediyorum. Son haftalarda özellikle fikstür olarak veya sezon olarak değerlendirirsek son bir ayı daha olumlu geçirdiğini görüyoruz Gaziantep takımının. Bu sezon hani inişler ve çıkışlar yaşadınız. Artık onların geride kaldığını söyleyebilir misiniz ve siz de hani bu olumlu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle Volkan abi, yani biz tabii Avrupa Kupası özellikle bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bizi birazcık dezavantaj yarattı. Çünkü zorlu deplasmanlara gittik bu sene. Önemli, çok uzak deplasmanlara. İlk dönüşünde de zorlu, ligde yine zorlu deplasmanlara aynı şey denk geldi. Tabii Can Uğur'un bir dönem biliyorsunuz 2 ay bir sakatlığı oldu. Bir ara Jason sakatlandı. İşte bir ay önce bir Bubba'nın bir sakatlığı oldu. Ama dediğin gibi yani bundan sonraki süreçte son hani Efes maçından sonra kalan 8 maç bizim fikstür olarak lehimize gibi duruyor. Bunu tabii fırsata çevirmemiz gerekiyor. Avantaja çevirmemiz gerekiyor. Çünkü 8 hafta çok uzun bir süre. Buradan çıkaracağımız en maksimum galibiyeti çıkarıp playoff yarışına içinde kalmak istiyoruz. Boray Dayı, çok çok teşekkürler. Size de başarılar dileyelim bu zorlu maç öncesinde. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Volkan abi, yavaş yavaş toparlayalım istersen. Hı hı. 22. hafta oynanacak İNG Basketbol Süper Ligi'ne değerli izleyenler, biz de sizlere Volkan Günak'la birlikte biraz bu haftayı hazırlamış olduk. Volkan abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Için. Değerli izleyenler, sizler de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.